Evet, Profesör Doktor Levent Eraslan, Anadolu Üniversitesi öğretim üyesiyim. Medya, psikoloji ve sosyal medya üzerine çalışmalarım mevcut. Bildiğiniz gibi kahraman ordumuz Barış Pınarı harekatıyla şu anda tüm dünyadaki o taktik operasyonel süreci değiştiriyor. Büyük bir başarı elde etti kahraman ordu. Ve bu ordumun başarılarını kamuoyuna, ulusal ve uluslararası bağlamda açıklayan gazetecileri hedef alıyor. Aslında bu çok net olarak bu başarının bir direkt sonucu. Çünkü gazetecinin görevi biliyorsunuz evrensel bir tanıma şöyledir. Olayları, olguları kamuoyuna aktaran kişidir. Bu anlamda örgütün direkt olarak, bakınız bu bir tesadüf değil. Bu asla rastgele spontan olmuş bir saldırı değil. İşte az önce yine bir gazetecinin kaldığı otele bir saldırı, bir hamam mermisi ülkemiz sınırlarında. Yine operasyon sahadaki gazeteci direkt bir saldırı söz konusu. Bu başarısızlığı örtme amaçlı terör örgütünün yaptığı bir saldırı. Yalnız şunu gözden kaçırmamak lazım. Gazetecilerimizin bulunduğu lokasyonlar, konumlar, yerler bildirilmekte ve ona göre hareket edilmekte. Bu da ordunun büyük başarısı, terör örgütünde büyük bir başarısızlığın göstergesi. Çünkü gazeteci onları nasıl kaçtığını, kaçarken arkada bıraktıklarını, kimlerden ne yardım aldığını hepsini çok net bir şekilde ulusal ve uluslararası kamuoyuna bilgilendiriyor, aktarıyor. Bu da gazetecilerimizin büyük bir başarısı. Buradan yaralanan arkadaşlarımıza şifalar diliyoruz. Bu çok önemli bir olay ve şimdiye kadar hiç bu kadar doğrudan gazeteciler saldırı altına alınmamıştı. Hani bu PKK örgütü özgürlükçü, demokratik, insan hakları ve barış severdi. Bakın silahı olmayan, herhangi bir şekilde kendini müdafaa edemeyen, elinde sadece kamerası olan, mikrofonu olan gazetecilere doğrudan, direkt taammüden saldırmakta. Bu anlamda bu işleri yapanların da bu durumu sorgulamalarını öneriyorum. Doğrudan bir konumlamadır. Benim de bölgeden aldığım bilgiler bu bağlamda. Yani orada onlarca, yüzlerce bina içerisinden havan mermisinin, roket atarın doğrudan gazetecinin kaldığı yere gitmesi bir tesadüf değil. Bu doğrudan o bölgedeki gerçeklerin kamuoyuna aktarılmasını engellemeye çalışan bir terör faaliyetidir. Bu da örgütün ne kadar kötü ve zor durumda olduğunun bir göstergesidir. Hatırlıyor musun sen bunları beraber yazmıştık? Ha? Şöyle mi yapayım? Toplum mantığı, devlet... Dünyanın neresinde olursa olsun gazetecilere teröristler saldırırsa veya bir başka devlet saldırırsa yer yerinden oynar. Bizim orada Türk gazetecilerin üzerine sniper, keskin nişancı ateşi atılıyor. Havan topu canlı yayına başladığında atılıyor, tık yok. İkiyüzlülüktür bu. Biz oradaki kahramanlığı gördük. Ve sizin ekranlarınızdan, sizin aracılığınızla gördük. Oradaki yabancı gazetecileri de gördük. İçeride bir yerde oturuyorlar. Soruyor Doğan Haber Ajansı'ndan arkadaşımız. Diyor ki, sesleri duydunuz mu, saldırıyı gördünüz mü? Ha, bir ses oldu diyor. Yani havai fişek mi? Havai fişek mi atılıyor orada hanımefendiler, beyefendiler? Besbelli gazetecilerin üzerine havan topu atılıyor. Ama umurunda bile değil, onu anlatmaya gelmemiş. Çünkü o Türk askerinin orada sivillere zarar verdiğini anlatacak ama bulamıyor. Malzeme bulamıyor, içeride boş oturuyor. Yazsana kendi gazetene oradaki gazetecilerin doğrudan doğruya hedef olduğunu. Bir Amerikalı gazetecinin başına gelse, bir Alman, bir Fransız gazetecinin başına gelse, keskin nişancılar, havan topçuları kendi gazetecilerine hedef alsalar dünya yerinden oynatırlar. Ya bunlar ikiyüzlülük, gerçekten ikiyüzlülük. Ama bu ikiyüzlülükleri dünya kamuoyunun yüzüne vurmak lazım. Gazetecilerin örgütlerinin de yüzüne vurmak lazım. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü falan var değil mi? Bekliyorum hepsini göreve. Hepsini göreve bekliyorum. Yani Türkiye'ye hakaret eden gazeteci de, gerçeği anlatan gazeteci değil mi? Ya da gazeteci olmanın sizin gözünüzde ölçütü Türkiye'yi küçük düşüren yalan haber yapmak mı?
Allah aşkına. Biz de meslek örgütü olarak bunun gereğini yapacağız. Ne yapacağız? Bu bahsettiğimiz kuruluşlara sizin görüntülerinizi gönderip ne diyorsunuz diyeceğiz. Ne diyorsunuz? Niye sessizsiniz diye bir ayna tutalım bakalım inşallah.